Arkadaşlar şu an yol testindeyiz. Yol testinde debriyaja hızlı gene yüklendiğimiz zaman debriyaj balatasının volandan ayrıldığını ve debriyaj balatasının bitmek üzere olduğunu şu an size gösteriyorum. Arkadaşlar merhaba. Opel Astra H kasa araçlarda baskı balatanın azaldığının nasıl anlaşılacağını, baskı balatanın tam bitmesi durumunda ne olacağını ve baskı balatanın diğer bir adıyla debriyaj balatasının ne kadar süre dayanacağını bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar aracınızın baskı balatasının azaldığını anlamanız için birkaç tane yol vardır. Şimdi ben size bu ipuçlarını söylemeye çalışacağım. Aracın baskı balatasının azaldığını anlamanın birinci yolu arkadaşlar yaklaşık 3. viteste giderken 21 devirde giderken şurada görüyorsunuz dip gaz yaptığınız zaman arkadaşlar aracın deviri bir anda 40.000'e 30.000'e kadar yükseliyor ama hızlanma göstergesinde aynı hızı göremiyorsunuz. Dolayısıyla burada baskı balatanın volana tutunamadığını, tutunma yüzeyinin aşındığını anlıyoruz. Arkadaşlar baskı balata zaman içerisinde aşınan sarf bir malzemedir. Dolayısıyla baskı balatanız zaman içerisinde kullandıkça özellikle debriyajı ne kadar çok kullanırsanız o kadar fazla volanın üzerine tutunacaktır ve zaman içerisinde aşınıp değişmesi gerekecektir. Yani baskı balatasının azaldığını ani hızlanmalarda devir saati yükseliyor ancak hızınız yükselmiyorsa anlayın ki debriyaj balatanız ciddi oranda aşınmıştır ve değişme zamanı geldiğini size belli eder. Şimdi bu anlattığım ilk yöntemin arkadaşlar birazdan size uygulamasını göstereceğim. Aracın nasıl debriyajı kaçırdığını bu videoda görmüş olacaksınız. Yine baskı balatanın azaldığını anlamanın ikinci yolu debriyaj aşırı sertleşir arkadaşlar. Özellikle debriyaja bastığınız zaman çünkü baskı balata eridiği için volana baskı yapabilmesi için daha yukarıdan kavrayacaktır. Bu da debriyajın aşırı derecede sertleşmesine sebep olacaktır. Yine üçüncü olarak araç kalkışlarında bu dediğim şey otomatik araçlar için de geçerlidir arkadaşlar. Baskı balatanın azaldığını özellikle aracı kaldırdığınız zaman birinci viteste araba böyle sarsıntılı ve titreyerek kalkar. Bu da yine bize aracın baskı balatasının bitmeye yaklaştığını, tam olarak bittiğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Bitmek üzere olduğunu bize bir şekilde haber verir. Yine arkadaşlar baskı balatanın azaldığını anlamanın dördüncü yolu da yakıt tüketimi artar. Aracın performansı, ani hızlanması ciddi oranda zayıflar. Bu da bize baskı balatanın azaldığını gösterir. Şimdi baskı balatanın azaldığını tespit etmekte en güvenilir yöntem arkadaşlar. Ben şimdi internette görüyorum. Aracın el frenini çekiyor. İkinci vitese takıyor. Aracı kaldırmaya çalışıyor. Bunu denemeyin arkadaşlar. Bu aracın motoruna da zarar veren bir uygulamadır. Doğrusu nedir? Düz yolda dip gaz yaparak devir saatiniz çok hızlı yükselip hızlanmanız aynı oranda tepki vermiyorsa anlayın ki baskı balatanız değişme zamanı geldiğini buradan anlayabilirsiniz. Baskı balata tam biterse ne olur? Arkadaşlar aracı bu şekilde kullanmaya devam ederseniz belirli bir süre sonra aracınızı hareket ettirmeniz mümkün değildir. Çünkü baskı balata volan yüzeyine kesinlikle tutunamayacaktır. Ne vitesleri geçirebilirsiniz? Geçirseniz dahi aracı hareket ettirmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla aracı çekiciyle sanayiye baskı balatasını değiştirmek için götürmek zorunda kalırsınız. Şimdi bir de arkadaşlar debriyaj balatası ne kadar gider? Şimdi ekrana bakın arkadaşlar 168.000 kilometrede. Şimdi benim aracım debriyaj kaçırıyor. Baskı balatayı kaçırıyor. Yani hızlandığım zaman bunu hissediyorum. Birazdan size de göstereceğim. 168.000'de yani arkadaşlar kullanıma bağlı olarak yani eğer bir şehirde kullanıyorsanız bunu büyük şehirde kullanıyorsanız ve sürekli dur kalk yapıyorsanız yani debriyajı ne kadar çok kullanıyorsanız debriyaj balatanızda
aynı hızda eskiyecektir, bitecektir. Yani 80 bin kilometrede de debriyaj balatasını bozulabilir, aşınabilir, değişmesi gerekebilir. Benimki gibi 168 bin kilometrede de debriyaj balatanız eskiyebilir. Bu tamamen kullanım alışkanlığıyla alakalı bir şeydir. Özellikle arkadaşlar mesela kırmızı ışıklarda geldiğiniz zaman aracınızı debriyaja basılı konumda bekletmeyin. Boşa alın, boşta bekleyin. Yani yeşil yandığı zaman birinci vitese takın, tekrar hareket ettirin. Yani debriyajı ne kadar az kullanırsanız debriyaj balatanız, yani baskı balatanız o kadar uzun ömürlü olacaktır. Şimdi benim bununla alakalı söyleyeceklerim bu kadardır. Şimdi ben bir yol testine çıkıp size baskı balatanın bittiğini, yani tam olarak bittiğini demeyeyim de azaldığını, değişme zamanının geldiğini, debriyajın nasıl kaçırdığını videoda göstermek istiyorum. Şimdi yol testine çıkalım. Arkadaşlar şu an yol testindeyiz. Yol testinde debriyaja hızlı gene yüklendiğimiz zaman debriyaj balatasının volandan ayrıldığını ve debriyaj balatasının bitmek üzere olduğunu şu an size gösteriyorum. Şimdi debriyaja hiç dokunmadan aracın gazına dibine kadar köklüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracın hızı hızlanmıyor ama aracın devir saati bir anda yükseliyor. Bu da bize baskı balatanın bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Tekrar dip gaz yaparak size gösteriyorum. Şu an dip gaza başladım. Dikkat edin. Devir saati aniden yükseliyor ancak araç aynı anda hızlanmıyor. Şimdi bu işlemi sürekli yaparsanız arkadaşlar debriyaj balatası çok ısınır, yanar. Volanı da yakabilirsiniz. Volanın yüzeyine de zarar verebilirsiniz. Masraf gitgide artar. Aracınız bu şekilde debriyaj kaçırıyorsa arabayı bu konuma sokmadan daha düşük devirde sürmeye gayret edin. En kısa zamanda da bir ustaya aracınızı göstererek baskı balata değişimini gerçekleştirin. İzlediğiniz için teşekkürler.